yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca. Bugün sizlerle ders izleyinde çizgi ve daire grafiği konusunu işleyeceğiz. Hazırsak hemen derse başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim veri analizinin içerisinde neleri göreceğiz? Grafiklerimizi göreceğiz. Bunları nerelerde kullanıyoruz? Ne için kullanıyoruz? Onları öğreneceğiz arkadaşlar ve çizimlerini öğreneceğiz. Şimdi çizgi grafiği ne demekmiş bir bakalım. Verilerin değişimini görselleştirerek veren en uygun grafik arkadaşlar çizgi grafiğidir. Bunu unutmayın. Neyi gösteriyormuş bize arkadaşlar çizgi grafiği? Verilerin değişimini. Değişme derken neyden bahsediyoruz? Artma, azalma gibi değişimleri çizgi grafiğiyle daha net bir şekilde gösterebiliyoruz. Daha rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar değişimini. Mesela çizmeye çalışalım. Şimdi size bize bir tane Tablo vermiş. tablo. Arkadaşlar biz bu sayı ile gösterilen tabloyu sıklık tablosu diyorduk. Yine de belirtelim. Şimdi arkadaşlar bu tabloda bakalım. Pazartesi günkü sıcaklığı 18 derece. Salı günkü 20 derece gibi hava sıcaklıkları verilmiş. O halde ben bunu şimdi çizgi grafiğini aktaracağım. Bakın. Hemen pazartesi günü kaç sıcaklık vardı? 18 derece sıcaklık vardı. Hemen getiriyorum arkadaşlar bakın. Pazartesi hop getirdim pazartesiden evet tam hizada oldu mu oldu diyelim şurayı noktayla işaretledim tamam mı salı diyor arkadaşlar salı da 20 olacak olacakmış salıdan da şöyle 20'yi işaretleyelim arkadaşlar işaretledim peki hala çarşamba 16 diyor çarşambayı da işaretleyelim arkadaşlar bakalım 16'nın hizasında olsun Perşembe 12 dereceymiş. Perşembeye bakalım hemen. Onu da işaretledik arkadaşlar. Cuma da 16. Evet, Cuma'yı da işaretleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi işaretlerimizi bir çizgi ile, sırayla birleştireceğiz. Tamam mı? Pazartesi'ye baktım. Pazartesi'den sonra salı geliyor, işaretledim. Salı'dan sonra çarşamba geliyor, çarşamba işaretledim. Sonra perşembe, Evet arkadaşlar onu da işaretledim. Sonra da cuma onu da işaretledim ve çizgi grafiğimi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi çizgi grafiğime göre yorum yapalım o zaman. Ne yapıyorum? Çizgi grafiğime bakıyorum diyorum ki salı bakın çarşamba günü 16 derece sıcaklık, cuma günü 16 derece sıcaklık varsa bu iki günde de aynı derece sıcaklık olmuş diyorum değil mi? Çarşambadan perşembeye sıcaklık azalmış. Hatta salıdan perşembeye kadar sıcaklık azalmış diyebiliyorum. Perşembeden sonra sıcaklık bakın 4 derece yükselmiş diyebilirim bakın. 12'den 16 olmuş. 4 derece ne olmuş arkadaşlar? Yükselmiş. Aynı şekilde pazartesi günü hava daha ıı, bir salıya göre biraz daha soğuktur. Biraz daha serindir diyebiliriz. 2 derece daha düşük çünkü. Tamam mı arkadaşlar? Salı daha sıcak. Bunun gibi yorumlar yapacağız. Örnekler üzerinde görelim arkadaşlar. Evet örnek üzerinde görelim. Arkadaşlar aşağıdaki çizgi grafiğinde iki farklı firmanın yıllara göre beyaz eşya satış miktarları gösterilmiştir. Buna göre diyor. Öncelikle biz grafiğimizi bir inceleyelim. Sonra hemen sorularımızı çözüp geçelim arkadaşlar. Bakın şimdi grafiğimizde ne var? Burada yıllar gösterilmiş. Burada da satış miktarı gösterilmiş. Öyle değil mi? Arkadaşlar şimdi bakın. Bu... Ee, A firmasını gösteriyor gördünüz mü? Siyahla çizilmiş olan. Kırmızı ile çizilmiş olan ise B firmasını gösteriyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakalım. Şurada kırmızı, B firması, evet şurada siyah A firmasını gösteriyor. Hemen sorularımıza bakalım o zaman. Firmaların hangi yıl satış miktarları en yakındır? İki firmanın birbirine yakın olduğu zamanı soruyor. 2014'te bakalım. Şöyle yakınlar. 2015'te bakın, evet 2015'te aynı miktarda satış yapılmış arkadaşlar. 2016'da birbirlerinden uzaktalar. 2017, 2018 ve 2019 en yakın oldukları zaman ne zaman? 2015 yılı arkadaşlar. Hangi yıl diye soruyordu? 2015 yılı diye cevap verelim. Tamam mı? Aynı miktarda satış yapmışlar. 800 tane beyaz eşya satışı olmuş. Firmaların hangi yıl satış miktarları en fazladır? Bakalım şimdi A için bakalım sadece. A ne zaman en fazla satışını yapmış? Bak çizgi grafiğinde en yüksekte olan. Nerede? Şurası değil mi en yüksek? 2016 yılında A firması 2016'da A firması en fazla satışını yapmış 900 tane beyaz eşya satışı yapmış. B firması ise bakalım çizgiyle kırmızıya bakıp evet en yüksek yine 900 yapmış. Ne zaman yapmış arkadaşım? 2018 yılında yapmış. 2018 yılında da B firması en fazla satışını yapmış. A firması hangi yıllarda eşit miktarda satış yapmıştır? A firması kendi içinde değerlendirin diyor, tamam mı? A'ya bakıyorum. Çizgilerime bakıyorum. Bu hizada olan var mı? Evet. Bak gördünüz mü? Hangi yıllarda? 2014 ve 2017 yılında arkadaşlar ne yapmış? Eşit miktarda satış yapmış 2014 ve 2017'de ne kadar yapmış bir bakalım. 600 beyaz eşya satışı olmuş. Tamam mı? 2014 ve 2017'de. Başka var mı? Bakalım 2015'te 800 yapmışken aynı hizada bir de 2018 var gördünüz mü? O zaman yazıyorum 2015 ve 2018'de de aynı miktarda satış yapmış. Yani 800 yapmış arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Bakın bunun hizasında yok. Bunun hizasındaki zaten belirledik. Buranın hizasında da başka yok. O halde bunu da bitirmiş olduk. Hangi firmanın satış miktarı daha fazladır? Hmm. Şimdi bunu hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Satış miktarı daha fazladır diyor. O zaman tek tek hesaplayacağız. A'ya bakalım. A 2014'te 600 yapmış, 800 yapmış, 900 yapmış. Bak bunları hadi hesaplayalım hemen. Ne yapalım? 600 dedik. 2015'te hemen A'ya bakıyorum. Bakın A 600. Sonra 800, sonra 900. Hemen yazalım. 800, 900 devam edelim. 2017'deyiz. 600, 800 ve 700 arkadaşlar. 600, 800 ve 700. Hadi bunu toplayalım. 6 8 daha 14, 9 daha 23, 29, 37 ve 44 arkadaşlar. 44 yazıyorum. Evet şöyle sıfırlarını atıyorum. Bu A firması için tamam mı? Hadi B'ye bakalım arkadaşlar. B kırmızı ile olandı. 2014 700 800 500 hemen yazalım unutmayalım. 700 800 500 devam edelim arkadaşlar. 500'ü söyledik. E, 2017'de 700 900 ve 800 700

Evet bu da B firmasıymış. Hangi firmanın satış miktarı daha fazladır diyor. O fazlalık yok arkadaşlar. Ne diyeceğiz o zaman? Satış miktarları birbirine eşittir diyoruz. 2016 yılında A firmasının satış miktarı B firmasının satış miktarının yüzde kaçıdır diyor arkadaşlar. A'nın B'ye göre yüzdesini soruyor. A firmasının B'ye göre yüzde kaçıdır diye soruyor arkadaşlar. 2016'da bir bakalım. 2016 A ne kadar yapmış? 900. B ne kadar yapmış? 500. Yazalım. Bak A 900 yapmış. B de 500 yapmış. Doğru mu arkadaşlar? Yüzde kaçıdır diyor. Öyle değil mi? Peki hala O zaman şunu yapacağım arkadaşlar bakın şimdi şöyle A firması 900 ya 900'ü ben 500'e oranlarsam aslında yüzde kaç olduğunu hesaplarım arkadaşlar. Bakalım şimdi evet sıfırları götürürüm hani yüzde kaçılır diyor ya paydayı 100 yapmam gerekiyor arkadaşlar 20 ile çarpıyorum 20 ile. 20 çarpı 9 180 bölü 20 çarpı 500 ne oldu arkadaşlar? Nasıl yazarım ben bunu? Yüzde yüz Yüzde kaçıymış satış miktarının? Yüzde yüz sekseni kadarmış. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da bu şekilde buluyorsunuz. Yani A firması B'nin yüzde kaçıdır demek istiyor. Şu bulduk biz aslında. Tamam mı? A'yı B'ye oranlayarak yüzde kaç olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet bu soruya geçelim hemen. Evet arkadaşlar şimdi daire grafiğine bakalım. Daire grafiği arkadaşlar bize bir bütünün parçalarını anlatır tamam mı? Onu gösterir bize her zaman. Ve o parçaları birleştirdiğinizde gerçekten de bir bütün oluşturduğunu görürsünüz. Şimdi bize Hakan Bey'in maaşının giderlere göre dağılımını vermiş arkadaşlar. Bakın bu Hakan Bey'in maaşını gösteriyor bize. Mutfağa, giyime, ulaşıma, eğitime, faturalara ve diğer masraflara ne kadar para harcadığını gösteriyor. Hadi bakalım Hakan Bey'in maaşını bir bulalım arkadaşlar. Toplayalım. Evet 1000 ve 800. Toplayalım bakalım ne kadar yapacak? 0, 0, 14, 18, 26'nın 6'sı elde var. 2. E, ne oldu arkadaşlar? 3600 TL maaşı olmuş oldu. Tamam mı? Hakan Bey'in TL maaşı varmış arkadaşlar. Pekala. Şimdi ben bunu daire grafiğine aktaracağım ya arkadaşlar daire grafiğinde unutmamanız gereken bir nokta var. 360 derece. 360 derece dairenin tamamı değil miydi? Tamam. Biz hep buradan yola çıkacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tamamından yola çıkacağız. O halde diyorum ki bak şimdi 3.600 TL var mı? orantı kuracağım. Orantı kurarken de tamamından ve parçalarına, bütünden parçalara gitmeye çalışacağım. Tamam mı? 3600 TL'nin 600 TL'sini mutfağa harcıyorsa acaba bu 360 derecelik daire grafiğinde kaç dereceye denk gelir? Tamam mı? Veya şöyle de kurabilirsiniz. Bakın. Bakın. Bu kafanızı karıştırıyorsa şöyle de kurabilirsiniz. Şimdi e, 3600 TL benim maaşımın tamamı ya. Tamamının karşısına tamamını da yazabilirsiniz. 360 derece e, 3600 TL'yi gösterecekse, gösteriyorsa... Acaba 600 TL kaç dereceyi gösterir? Arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Tamam mı? İstediğiniz gibi. Ya da e, bütünün altına bütünü, parçanın altına parçanın altını ya da böyle bütünleri karşılıklı olarak da yazabilirsiniz. Fark etmez. Bakın şimdi. Şuradan 2 sıfırı yok etsem. 36 6 mı olmuş? Nasıl olmuş? 6'ya bölünmüş. O halde ben de burayı 6'ya böleceğim. 360'ı 6'ya bölersen 6 kere 6 36 60 derece yapar. 60 derece neye gitti arkadaşlar? Mutfak masrafına gitti. Tamam mı? Bu mutfak masrafı 60 derece oldu. Şuraya yazalım 60 derece. Pekala giyimi hesaplayalım. 3600 TL 360 dereceye denk geliyorsa 800 TL Acaba neye denk gelecek? 800 TL kaç dereceye denk gelecek? 2 0 atalım arkadaşlar. Böyle daha rahat olacak. Bakın. Eğer şu ikisi arasında ilişki bulamıyorsanız şu ikisi arasına bakın. Tamam mı? Ne olmuş? 10 katı. 36 10 ile çarpılmış. O zaman ben de 8 10 ile çarpacağım. Ne oldu? 80 derece oldu. Tamam mı arkadaşlar? Zaten buradan şunu görebilirsiniz. Bak 660 dereceye denk geldi. 880 dereceye. Hep bir sıfır eksiği gördünüz mü? O zaman bu 40 dereceye. Tabii ki tek tek hesaplayabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle farklı yazalım arkadaşlar. Farklı bir renkle. Şurası 100 derece. Hepsinden bir sıfır siliyorum. 80 derece. Oldu mu? Hadi o zaman çizmeye çalışalım arkadaşlar. Hemen bir orta noktamı belirliyorum. Bakın belirledim orta noktam burası olsun. Hemen bir 60 derece çizmeye çalışıyorum. Şöyle çizeyim bakın. Şöyle 60 derece olsun. 60 derece neydi bu? Mutfak oldu mu? Pekala. Sonra neydi arkadaşlar? 80 derece giyimdi. Hadi onu çizmeye çalışalım bakalım. 80 derece yapalım şöyle. Evet biraz daha 90'a yakın tamam mı? 80 derece giyim oldu arkadaşlar. Giyim. 40 derece ulaşım olacak arkadaşlar. 40 şöyle yapalım. Tabii bu olmadı. Çünkü hepsinin toplamı 180 oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle çizeceğim. 40 derece neydi bu ulaşım? Ne demek istedim biraz önce söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şuranın hepsini topladığınızda 180 yapıyor. 80 bir doğru açı ya düz çizmek zorundasınız. Tamam mı? Pekala biri 100 biri 80 olacakmış. Onu da şöyle ayıralım o zaman. Şöyle ayıralım. Burası 100 derece olsun. Burası da 80 derece olsun arkadaşlar. Bu eğitim ve diğer masrafları için. Tamam mı? Bu da 80 derecede faturalar için olsun arkadaşlar tamam mı böylelikle daire grafiğimizi çizmiş oluyoruz grafiğimizin adını da hemen altına konduruyorsunuz diyorsunuz ki giderlerin dağılımı Hadi bakalım sorularla pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Yandaki daire grafiğinde bir tatil beldesinde bulunan 180 turistin ülkelere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre turist sayılarını ayrı ayrı bulunuz diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi kaç tane turist varmış arkadaşlar? 180 tane turist varmış. Pekala ben bunun bakın 1 bölü 5'inin Alman, %25'inin İngiliz olduğunu biliyorum ve derece olarak da Rus'u vermiş. Türk'ün hakkında hiçbir şey vermemiş. E pekala 180 turistin 1 bölü 5'ini nasıl hesaplarım? Tabii ki çarparak hesaplarım arkadaşlar. Hadi bakalım ne yapıyorduk? Paydasına gizli bir 1 var. 180 bölü 5 oluyor. 180'i 5'e bölersek hadi bölelim bakalım. 3 kere 5 15 çıkarttık 30. 5 kere 6 30 oldu arkadaşlar. Bakalım ne oldu? 36 turist kimmiş? Almanmış. 36 kişi Alman. Tamam mı arkadaşlar? Peki hala bunun %25'i diyor. E 180'in %25'i nasıl buluyorum? 25 bölü buluyorum. Bunu da öğrenmiştik hesaplamayı. Bakın %25 1 bölü 4 demekti. Söylemiştim size. E o zaman 180'i ne yapacağım arkadaşlar? 4'e böleceğim. Hadi bakalım 180'i 4'e bölelim. 4 kere 4 16 çıkarttım 20. 4 kere 5 20 ne oldu? 45 oldu. E 45 kişide kimmiş arkadaşlar? İngilizmiş tamam mı? Şu anda şu ikisini bulmuş olduk. 30 dereceye bakalım. Arkadaşlar 180 turist kaç dereceye denk gelir onu düşüneceksiniz. Evet 360 dereceye denk gelir değil mi? 360 dereceye denk gelen 180 turist ise acaba 30 dereceye denk gelen kaç turisttir? Hemen ne yapıyordum sıfırlarım sildim bak 12'ye bölünmüş gördün mü? Bunu göremezsen içler dışlar çarpımı yapacaksın. O zaman ben de bunu 12'ye böleceğim arkadaşlar. Tamam 180, 180 bölü 12. Hadi bakalım şurada 180'i 12'ye bölelim. Bir kere var. bir kere 12, 12 çıkarttım. 60 oldu. 60, 12'ye bölersem 5 kere olur arkadaşlar. 5 kere 12, 60 olur. O halde kaç kişi oldu? 15'te Rus'umuz varmış. Tamam mı? E, Turist sayılarını ayrı ayrı bulunuz diyor ya. E, türk'ü bulmak kaldı arkadaşlar. E, zaten bu grafik Alman, İngiliz, Rus ve Türk'ten oluşmuş. Üçünün toplamını bulursam ben tamamından çıkarırsam geriye türkü bulmuş olurum arkadaşlar. O halde 36, 45'i ve 15'i toplarsak 10, 16'nın altı elde var. bir 7, 8, 1 de elde vardı. 9, 96 oldu arkadaşlar. 180'den 96'yı çıkarırsak 10'dan 6 çıktı 4. 17'den 9 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 8 kaldı. Yani 84 kişi de kimmiş? Türkmüş arkadaşlar tamam mı? Şimdi verileri uygun grafik ile gösterme diyoruz. Arkadaşlar biz çizgi grafiğini, çizgi grafiğini veriler arasındaki değişimde gösteriyoruz. Hani mesela görmüştük ya çizgi grafiğinde ne vardı? değişim vardı. Öyle değil mi? Sıcaklıklar arasındaki değişimler vardı. E arkadaşlar sütun grafiğini ne zaman gösteriyoruz? Verileri karşılaştırmak istediğimizde sütun grafiği bizim için ideal oluyor. Pekala onun dışında bakın daire grafiği diyoruz. Daire grafiği ise ne, neyde? Dağılımlarda gösteriyoruz, gösteriyoruz. Bir bütünün parçalarını gösterirken daire grafiğini kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela bir bölgenin yıllık sıcaklık değişimi de demişiz. Hangi grafikle? Çizgi grafiğiyle gösterilir arkadaşlar. Bir mağazanın aylık elektronik eşyada satılan ürün sayılarının dağılımı. Şimdi elektronik eşyada ki ürünleri parça parça yazacak arkadaşlar. Neyde yazmak mantıklı? Tabii ki bir daire grafiğinde yazmak daha mantıklı olur bizim için arkadaşlar. Çünkü hep buralara bakın ürün adı yazılacak. O yüzden ne diyoruz? Daire grafiği diyoruz. İki arkadaşın deneme sınavlarından aldıkları puanların karşılaştırılması diyor. Bakın karşılaştırmada da biz sütun grafiğini kullanıyoruz sıklıkla. Bakalım şimdi verilen sütun grafiğini daire grafiği olarak gösteriniz. Bakın bir karşılaştırma var. Partilere göre oy dağılımı, partilere göre oy dağılımı verilmiş. Oyların sayısı verilmiş arkadaşlar partilere göre. Karşılaştırma yapmışız gördünüz mü? Hadi hadi bunu neye yapalım? Neye dönüştürelim? Daire grafiğine dönüştürelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce 360 dereceye karşılık gelen oy sayısını bir bulalım. Tamam mı? 360 derece neydi? Tamamıydı. Hadi bütün oy sayılarını bulalım. Bakın A'ya karşılık gelen 200, B'ye karşılık gelen 400. Şunları bir toplayalım. 200 artı 400 artı C'ye karşılık gelen 300, D'ye karşılık gelen 100. 300 artı 100. Ne yapar arkadaşlar? Şurası 600 yaptı. 900, 1000 yaptı mı? Evet. 1000 oyumuz varmış. Oy sayısı toplamda bilmiş. O zaman 360 dereceye karşılık gelen 1000 oydur tamam mı? Tamamından bahsediyorum. Pekala arkadaşım o zaman 200 e, oya karşılık gelen bak oy buradaydı. Oyu oyun altına yazıyorum. 200 oya karşılık gelen kaç derecedir? 20 gitti, 20 gitti. Bakın 5'e bölünmüş fark ettiniz mi? Ben de 360 dereceyi 5'e böleceğim. 360'ı 5'e bölelim. 5 kere 7 35 çıkarttım 10 ne oldu 2 kere 5 10 çıkarttım 72 derece oldu arkadaşlar hangisi bu A partisi tamam mı A partisini bulduk 72 dereceymiş peki hala B partisi en yüksek alan oy arkadaşlar ona bakalım 360 derecenin karşılık geldiği oy sayısı 1000'di 400'ün karşılık geldiği oy sayısı acaba kaç? 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti arkadaşlar. Evet burada e, göremeyebilirsiniz. İçler dışlar yapın o zaman. 10 çarpı bakın 10 ile x'i çarpıyorum. 10 x. 4 çarpı 360. 4 çarpı 360. Kalsın. Her tarafı ona bölüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın onlar birbirini götürecek. Şurada da ben sıfırları sadeleştireceğim. Daha rahat çarpma yapacağım. O yüzden çarpmadım 4 ile 360'ı. x eşittir. 4 çarpı 36 ne yapar arkadaşlar? 144 derece mi yapar? Evet 144 derece yapar. Bu da nedir? B partisidir. Hadi C partisine bakalım arkadaşlar C'ye. C 300 oy almış gördünüz mü? E, o halde tamamı neydi arkadaşlar? 360 dereceydi. E, 360 dereceydi. Bütün oy sayısı da 1000'di. E C 300 oy almış. 300 altına yazıyorum arkadaşlar. X yapıyorum tamam mı? Hadi bakalım burada 2 gitti, 20 gitti. Hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 10x olur yine. 3 çarpı 360 çarpmıyorum. Yine 10'a bölüyorum arkadaşlar. Gitti gitti sıfırlar gitti. Ne oldu arkadaşım? X 108 derece oldu. Tamam mı? Hangi parti? C partisi de burada. Hadi D partisini bulalım hemen. Bütün oy sayım 1000'di. 360 dereceye denk gelen 1000. Pekala şu 100 oya denk gelen kaç derecedir? Bakalım 2 gitti 2 gitti. Arkadaşım 10'a mı bölünmüş? 1 kalmış değil mi? O halde ben de bunu 10'a böleceğim. Yani 1 sıfırı gidecek. Ne olacak? 36 derecede D partisi olmuş olacak. Hadi bakalım bunları yerine yerleştirmeye çalışalım. Hemen A partisinden başlayalım. 72 derece diyor arkadaşlar. Peki hala orta noktamı belirledim. 72 bakın kabataslak bir şey çizeceksiniz. Sizden zaten böyle tamı tamına arkadaşlar derecesiyle bir şeyler istemiyoruz. Tamam mı? 72 derece şurası olsun. 72 derece bu A partisiydi. Tamam mı? Peki hala B partisine gelelim arkadaşlar. Ne bulmuştuk bakalım hemen. Evet 144 derece bulmuşuz arkadaşlar. O halde onu da hemen çiziyorum. 144 derecede şöyle olsun. 144 derece. Hangi partiydi bu? Bu da B partisiydi arkadaşlar. Peki hala C partisini görmeye çalışıyorum. Evet C partisi buradaymış. 108 dereceymiş arkadaşlar. Hemen onu da çizelim. Şöyle olsun. 108 derece. Bu da C partisiydi arkadaşlar. E, D partisine de 36 derece kaldı. Bakın şöyle. 36 derece. Bu da D partisi oldu arkadaşlar diyoruz ve bunu böylelikle daire grafiğine aktarmış olduk arkadaşlar. İşte böyle yapıyoruz. Bakın orantı kurarak yapıyoruz. Orantı kurmayı bilirseniz e, ve orantıdaki o sadeleştirme işlemlerini de yapabiliyorsanız, işlemlerde de hızlıysanız emin olun çok rahat bir şekilde bu konuları çözüp bitireceksiniz arkadaşlar. Evet gelelim son sorumuza. Yandaki grafik bir esnafın sattığı ürünlerin dağılımını göstermektedir. Bu esnaf 150 kilogram mercimek sattığına göre satılan ürünlerin sütun grafiğinde gösterilmiş halini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 150 kilogram mercimek mi satmış? Mercimek nerede? Burada güzel. E şimdi burası 150 kilogram tamam mı? Buraya denk gelen kilogram 150 kilogram. E kaç derecede? 100 derecede. 100 dereceye 150 kilogram denk geliyorsa, denk geliyorsa arkadaşlar, neyi bulacağım? Tek 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 bunları bulacağım, tamam mı? Şunları bulacağım. Acaba acaba bak şimdi burada ne var? 120 derece var. 120 derece buğdaya kaç kilogram denk gelir? Onu bulacağım. 120 derece buğdaya kaç kilogram denk gelir? Hadi ne yapalım arkadaşlar? Bir sıfır gitti, bir sıfır gitti. Tamam mı? Ne yapalım? Burada göremiyorsan içler dışlar yapalım. 10x eşittir 12 çarpı 150. Her tarafı 10'a böl. 10'a böl. Gitti gitti. Sıfırlar gitti. x eşittir. Arkadaşlar 15 ile 12'yi çarparsanız 180 yapar. O zaman 180 kilogram buğdayım varmış. Tamam mı? Hemen çerçeve için alalım. Pekala diğerlerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha, yine mercimekten yola çıkabilirsiniz ya da buğdaydan yola çıkabilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz. Bakın görebiliyorsanız pratiklik. 120 derece 60 derece arasında bir ilişki var değil mi? Yarısı. O zaman sayı olarak da yarısı olacak. Buğdayı kaç bulmuşsam buğdayın yarısı cevizi verecek. E, çok güzel. 182'ye bölelim o zaman. Bölelim. 90 yapar mı arkadaşlar? E 90 kilogram da ceviz olur arkadaşlar. O halde cevizi de bulduk. Süper. Bak görüyor musunuz? Grafiği incelemek ne kadar da kolaylık sağlıyor bize. Pekala pirince kaç derece kalmış bir bulalım arkadaşlar. 120, 60 daha 180 yapar. 100 daha 280 yapar. E o zaman tamam 360 dereceydi. 360'tan 280 dereceyi çıkarırsanız arkadaşlar 80 derece olur. Pirince 80 derece kalmış. Tamam mı? Bakıyorum aralarında herhangi bir ilişki var mı 80'de? Yok mesela 2 katı 160 falan yok. O halde bunu da bulalım tek tek. Hadi yine mercimekten yola çıkalım. 100 derecelik mercimek 150 kilograma denk geliyorsa bulalım hemen. 100 derecede 150 kilogram mercimek oluyorsa... 80 dereceydi ya pirinç. Acaba kaç kilo olur? Hani hemen sıfırlarını götürelim içler dışlar yapalım. 10x eşittir 8 çarpı 150 bölü 10 bölü 10 dedik. Sıfırlar gitti. X eşittir. Arkadaşlar 8 çarpı 15 ne yapar? 120 kilogram yapar. Bu da neydi? Pirinçti. Tamam mı? Pirinci de bulmuş olduk. Hadi bunları sütun grafiğinde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Sütun grafiğimi şöyle çiziyorum. Evet. Pekala arkadaşlar sütun e, grafiğimin adı ne olacak? Hemen grafiğimin adını yazayım. Şuraya e, ne diyelim? Yukarıya yazsak daha güzel olur tabii ki. Ama biz aşağı yazalım. Yukarıda çok yerimiz yok. Grafik ne grafiği arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Bir esnafın sattığı ürünlerin dağılımı tamam mı? Esnafın sattığı ürünlerin dağılımı. Bunu böyle yazın arkadaşlar. Çünkü biz şimdi şu oklara, ok işaretlerinin olduğu yerlere de bir şeyler yazacağız arkadaşlar. Pekala şimdi biz alt tarafa ürünleri yazalım arkadaşlar. Tamam sütun grafiğinin altına ürünleri yazalım. Biz yukarı tarafa ise neleri yazalım? Kilogramını yazalım. Ürünlerin kilogramını yazalım. Tamam mı? Hadi ürünlerimizi isimlendirelim arkadaşlar. Ne yazalım bakalım? İlki ne olsun? İlki hadi mercimek olsun. Soru mercimeği vermişti. Şuraya mercimek yazalım. Peki hala şuraya ne yazalım? Mercimekten sonra hadi buğday diyelim. Sonra ne yazalım arkadaşlar? Pirinç diyelim. Eşit aralık yapmaya çalışıyorsunuz. Tamam mı? Göz kararı eşit aralık yapın arkadaşlar. Ve ceviz diyelim. Tamam. 4 tane ürünümüz vardı. Pekala arkadaşlar. Kaç kilogram bir bulduk? Bakalım. 180 var. 90 var. 120 var. Bir de ne var? 150 var. Öyle değil mi arkadaşlar? Pekala. Sanki 30'lar 30'lar var gibi aralarında. O halde ne yapalım? Biz de şöyle 30'dan başlayarak yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın. 30 şöyle 60 90 120 150 180 210'a kadar çıkalım arkadaşlar tamam gördünüz mü ee, ne yaptık 30'arlı 30'arlı artırarak gittik arkadaşlar tabii ki aralığı daha az tutabilirsiniz ama ben 30'arlı 30'arlı arttığını gördüğüm için yapıyorum mercime kaç kilogramdı arkadaşlar soruda da verilmişti 150 kilogramdı gidiyorum mercime işaretliyorum 150 sütun grafiği çizeceğim için arkadaşlar bakın şöyle çiziyorum Gördünüz mü sütun grafiği mercimeğimi çizdim tamam mı peki hala buğdayıma bakalım e, buğdayıma artık e, biraz yamuk çizdiğimde o da e, benim kusurum olsun siz daha düzgün çizmeye çalışın buğdaya bakalım arkadaşlar buğday 180 kilo işte burada o halde 180'den buğdaya kadar geliyorum arkadaşlar gelelim onu da çizmeye çalışalım şöyle. Evet. Bakın şimdi şu aralıkları da arkadaşlar hemen hemen aynı gibi çizmeye çalışın. Pirince bakalım. Pirinç neredeydi? 120 kilogrammış pirincim. Evet. Pirinci de çizelim. Cevize bakalım arkadaşlar. Ceviz de 90 kilogrammış. 90'dan bakın şöyle oklar getirin. Evet. Böylelikle çizmiş olduk arkadaşlar. Şöyle iç kısmını tarayabilirsiniz. Renkli renkli de yapabilirsiniz daha belirgin olsun diye. Tamamen size kalmış arkadaşlar bunun e, resimleştirilmesi. Tamam mı? Çizdik. Evet ne oldu arkadaşlar? Sütun grafiğimizi çizmiş olduk. Mutlaka sütun grafiği çizerken Arkadaşlar şuralara bakın isimlendirmeyi, grafiğinizi isimlendirmeyi unutmayın. E, bunları çizerken şu aralıklara bakın, sütunların şu genişliklerini Eşit, hemen hemen eşit çizmeye çalışın ve şu aralarındaki mesafe de arkadaşlar birbiriyle eşit ol, olsun yani olmaya çalışırsın. Şu aralarındakiler de mutlaka aynı aynı sayıda artsın. Tamam mı arkadaşlar? Buna göre dikkat edin. Bu şekilde çiziyoruz. Bakın hep ne yaptık? Oran orantı kullanarak yaptık arkadaşlar. Evet bu son sorumuzdu. Lütfen anlamadıysanız tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar. Soru çözüm videolarımızda izleyin eminim daha net bir şekilde oturacaktır. Size bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Size şimdiden kolaylıklar gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.